Dünkü faiz artırımı sonrası gene kafalar karıştı sanırım. Biraz 50'lerin üzerinde artık getirisi var yıllık. Bir şey almayı düşünenler gayrimenkul olsun, araba olsun, ihtiyaç için olsun, yatırım için olsun ötelemeye çalışıyorlar şu anda. Ve kısa vadede faizde duralım ve tepe noktasında, yani kazancın tepe noktasından çıkıp alacağımız ürünü de dip noktasından alalım şekli bir hayal var. Tabii kimse hiçbir zaman tam tepede satamaz, tam dipte alamaz aslında. Sonuçta şu anda 5 milyonluk bir şey alacağım zaman bu 5 milyonu bugün almayıp 2 ay sonra alacak olursam aylıkta neredeyse şu anda %4 temiz faiz getiriyor. Bu da 200 bin lira demek. 2 ay sonra benim 5 milyonum olacak 5.400. Şu anda 5'e alacağım ürün de belki de fiyatı düşecek 4.800'e. Bu durumda param 5.400, alacağım ürün 4.800, durduk yere 600 bin lira karım olacak diye düşünenler var. Haklı olabilirler. Ancak tabii burada ne zaman burnunu yukarı çıkaracağına bağlı bu iş. Gayrimenkul ya da araç ya da herhangi bir şey yukarı doğru burnunu çıkartmaya başladığında bu sefer paramız eriyormuş gibi de olabilir. Doğru noktada çıkmak lazım. Bir yıllık bağlayan çok yok belki. Şu anda bir haftada 20 civarında müşterimle görüştüm. Finans okuryazarlığı yüksek olan ve çok genel anlamda kısa vadeli hareketler yapıyorlar. Çok uzun vadeli alım ya da para bağlama yapmıyorlar anladığım kadarıyla. Kimisi diyor ki trend is your friend. Yani trend aşağı doğru şu anda almam. Trend yukarı doğru burnunu çevirdiğinde alıma geçerim. Kimisi diyor ki düşen bıçak tutulmaz. Fiyatlar aşağı doğru giderken bir şey almam. Tam bir düşsün ondan sonra alacağım. Anadolu'lu kimi sanayici abilerimize diyorlar ki kimse almazken alırım, herkes alırken satarım. Siz hangi taraftasınız merak ediyorum.